Fen birinci dönem ikinci yazıya hazır mısın Tonguç Evralım Bey? Hazır değilim hocam. Harikasın süper bir şekilde hazırlayacağız. Hiç merak etme endişe etmene gerek yok. Ve en güzel notları alacağız ve en güzel notları hedefleyeceğiz. Şimdi bugün seninle beraber şunları yapacağız. Hemen sana bir bugün ne yapacağımızı anlatayım. Bir kere bütün gördüğümüz konuları bir ...ufak, mini, hızlı, süper, hızlı, süper özetlerle tekrar edeceğiz. Yani işte mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, basınç ki ikinci sınav konusu bu arada... ...madde ve endüstri, bu konuları hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Madde ve endüstri çok geniş zaten. Şimdi... Ama ilk konulardan zaten biliyorsun birinci ünite ve ikinci üniteden daha az sayıda soru gelecek. Hatta bazı hocalarımız hiç sormayabilir. Belki hocalarınız söylemiştir size. Ama biz yine bir kısmını soracağız. Bir ufak özet yapacağız buradan. Ve sonrasında sorularımıza geçeceğiz. Yani tam da sınavda çıkabilecek ayarda ki biliyorsun genellikle e, okullarda artık test sorusu çıkıyor. Hani biz test ve açık uçlu karma bir sınav hazırladık senin için. Dolayısıyla çoğunlukla test sorusu gelebilir. Test sorusu gelen arkadaşlarımız zaten çok rahat tak 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 çözerler. LGS'ye çalıştıkları için çok hızlı bir şekilde teste alışkın oldukları için. Ama klasik soru gelirse de onu yapabileceğin örnekleri de burada vermeye çalıştık. Seninle beraber bunların hepsini çözeceğiz. Ama öncesinde özet yapacağız. Eğer hemen özetleri atlayayım ben konuları biliyorum dersen de YouTube'un kaydırmalı özelliğinden tak 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 hemen konuları atlayabilsin. Aşağıda Hangi dakikada ne olduğu işte soruların hangi dakikada olduğu işte aynı zamanda e, konu özetlerinin nerede olduğu teker teker yazıyor biliyorsun programımıza uygun bir şekilde teker teker gün gün bütün yazılıları halledeceğiz yazılı kampımızda ikinci yazılı kampımızda ve senle beraber şunu unutma bugün yapacağımız özetler aslında birebir. ...yazılı notlarımıza uyumlu. Yazılı notlarımız gerçekten çok önemli bir kaynak Yazılara çalışmak için. Birinci dönemin iki yazılısı da burada mevcut. Hemen sana sayfalarını vermek istiyorum hangi konuları tekrar edeceğinle alakalı. Özellikle ikinci yazılı konuları buradan başlıyor. Basınçtan başlıyor, sayfa 96'dan başlıyor. Buradaki konu e, özetlerini, tekrarlarını mutlaka yapmayı unutma. Buradaki kavramları da mutlaka gözden geçir. Buradaki kavramlar gerçekten sahada çıkacak kavramlardır işte buradaki madde ve sonuna kadar ama bazı okullarda ısı ve ısının bütün hepsi bitmiş olabilir. Bazıları da bitmemiş olabilir. Dolayısıyla şimdiden söyleyeyim ısı çıkacak sınavlarda olabilir. Çıkmayacak sınavlarda olur. Hangi ee, nereye kadar geldiyseniz ona göre sınavda hocanız soracaktır. Kendi inisiyatifiyle e, diyoruz. Ve buradaki kazanımları da mutlaka taramayı unutma. Yani sayfa 116'ya kadar devam edeceksin. Eğer birinci yazılı konularından da soracaksa... Tabii ki işler birazcık sayfa... Dok ee, hemen sana söylemek istiyorum. Sayfa 78'den başlıyor ve sayfa 93'e kadar geliyor. Onları da tekrar edersen iyi olur. Hatta ilk yazılı konuları da tekrar ederek sınava iyi hazırlanırsın. Ve şunu da söylemek istiyorum. Dinamo Soru Bankamızdan da burada da e, senle beraber ünite değerlendirme testlerini çözersek aslında yazılıya mükemmel bir şekilde hazırlanmış oluruz. Özellikle test 61, test 62 ve test 63 ve test 64 bu üniteden çok fazla soru gelecek. Şimdiden söylüyorum ve hemen süper hızlı özetimize girelim mi evladım benim. Evet. Harikasın. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım konularımızla giriş yapıyoruz. Bir kere mevsimler oluşumunu biz görmüştük daha önceden dünyanın eksene eğikliğinden dolayı oluşuyordu mevsimlerin oluşumu ve 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliği vardı Dünya e, Güneş'in etrafında boynu bükük bir şekilde Güneş bu, buysa dünya boynu bükük bir şekilde böyle eğilmiş bir şekilde dolaşıyordu biliyorsun. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi ne kadar süre evladım benim? 365 gün bir yıl hocam. Harikasın işte bu bir yıllık hareket içerisinde dört mevsim 365 günlük hareket içerisinde dört mevsim, mevsim oluşuyordu. Ve burada önemli tarihler önemli tarihler 21 Haziran. 21 Aralık bunlar gün dönümleriydi. Mesela kuzey yarım küre ve güney yarım küre de farklı farklıydı hatırlıyorsan. Kuzey yarım küre deyince hemen aklımıza Türkiye'miz gelecekti. Türkiye'miz yukarıdaydı, dünyanın üstündeydi, dünyanın göğsündeydi diye düşüneceğiz. Ve kuzey yarım kürede 21 Haziran'da, 21 Haziran bizim için yaz mıdır, kış mıdır? Yazdır hocam. Harikasın yazdır, Bunları herkes biliyor, zaten. O zaman yaz gündönümü burası da ee, ...kış gündörümüdür bizim için. Güney yarım küre için tam tersi. Bizde yazken onlarda kış. Bizde yaz gündörümüyken onlarda kış gündörümü. Bunları çok iyi bileceğiz. Biz Bizde en uzun gündüzken onlarda en uzun gece. Burada en kısa gündüzken onlarda en ee, uzun gündüz haline geliyor. Bunları bileceğiz. Bir de Ekinoks vardı. Ee, gece ve gündüz süreleri birleşti. 21 Mart ve 23 Eylül... Onu da unutmayalım. Ekvatora dik geldiği kısımlar diye düşünebiliriz. Peki geldik e, iklim ve hava olaylarına. Fazla uzatmıyorum burayı çünkü çok eski konular artık geçtik bunları. İklimde neyi bilecektik? Hava olaylarının aslında ortalaması alınarak uzun yıllar belli geniş bir bölge içerisinde yapılan incelemelerin ortalama değerleri kesinlik ifade ediyor. Ve klimatoloji bilimi yani iklimatoloji diye bak sadece baştaki i'yi kaldırıyorlar. E Klimatoloji bilimin adı klimatolog da bununla uğraşan bilim insanının adı. Örneğin Akdeniz iklimi işte Karadeniz iklimi geniş bir bölgeyi içeren bir e, ortalama ve e, kesinlik bildiren hava olaylarının ortalaması diyoruz. Peki aynı zamanda hava olayları meteoroloji demekti. Meteorologlar e, ilgileniyordu bu konuyla. Meteorolog denilen bilim insanları ilgileniyordu. ...tabii tahminlere dayalı ve kar, yağmur işte işte fırtına, rüzgar falan filan bunların öngörülerini yapıyorlardı ve e, günlük değişebiliyordu. Yani saatlik bir değiş değişebiliyordu. Dolayısıyla kesinlik bildirmiyordu. Onu da bileceğiz. Rüzgarla alakalı önemli bir bilgi vermek istiyorum sana evladım benim. Rüzgar yüksek basınçtan ...alçak basınca doğru e, hareket eder. Yüksek basınçta alçal, alçalıcı hava hareketi vardır. Alçak basınçta da yükselici hava hareketi vardır. O da ters bir ilişki. Onu da lütfen bilelim diyoruz. Yatay yönlü hava hareketidir, rüzgar diyoruz. Geldik hemen senle beraber ikinci ünitemizin tekrarına. İkinci ünitemiz deyince hemen aklımıza DNA gelecek. DNA aslında hücrelerin çekirdeğinin içerisinde bulunan yani hücre ne demekti? Hücre canlının en küçük yapı taşıydı. Hücrenin zarı burasıysa stoplazması arası ve burada da çekirdeği vardı. Ve çekirdeğin içerisinde çok önemli bir kalıtım materyalimiz vardı. Hem kalıtım materyali hem de yönetim merkezi. Hücrenin aslında beyni işte bu çekirdeğin içerisindeki DNA'lar, DNA'lar bu yönetim merkezi aynı zamanda kalıtsal özelliklerimizi mesela senin saç rengini, boy uzunluğunu, göz rengini falan filan bunların hepsini taşıyor. Bu DNA bütün bilgilerimizi, şifrelerimizi taşıyor. İşte bu DNA'lar aslında bizim deoksiribonükleik asit diye de açabilirsin Her şeyimiz, bizim kodumuz, şifremiz, genetiğimiz her şeyimiz DNA'dan geçiyor. E, genetik birimi de oradan geliyor aslında. DNA'ya dayalı geliyor. İşte DNA'nın içerisinde ne vardı? adenin, timin, guanin, sitozin dört çeşit harf var ve bu dört çeşit harfle öyle bir kodlar oluşturuyor ki her insan birbirinden farklı, her hayvan birbirinden farklı, insanlar hayvanlardan farklı, işte bitkiler tamamen farklı falan filan bütün canlılar birbirinden farklı. Bütün canlılarda bu DNA var. Hepsi de hücrenin içerisinde. Ve bu çekirdeğin içerisinde bulunan bu DNA'lar kromozomlara dönüşüyor. Bu kromozomlar da hücre bölünmesi sırasında oluşuyor ve biz bunları görebiliyoruz. İnsanda kaç kromozom vardır evladım benim? Ee, 46 tane. Harikasın insanda 46 adet kromozom vardır. Çok enteresan. Moli balığında kaç tane vardır evladım benim? Aa unuttum hocam. Harika yani unutmuş olabilirsin tamam anladım. Ama onda da 46 çok enteresan. Dolayısıyla 46 adet kromozom ve mesela eğrelti otu diye bir ot var. 500 adet kromozom. Kromozom sayısı gelişmişliği ifade etmez. Kromozomun içerisindeki şifre de önemlidir. Farklı türlerde farklı kromozomlar olabilir. Aynı kromozom sayısı da olabilir. Ama şunu da unutmayalım. Gelişmişliği ifade etmez. Bunu da aklında tutalım. İçindeki şifre önemli. Ne kadar komplike olduğu önemli. Mesela insandaki DNA şifresi gerçekten çok özel ve insanı oluşturan şifre diyebiliriz. Peki nasıl oluşturuyor? İşte bu DNA'daki genler sayesinde oluşuyor. Bizim genetiğimiz diğer canlılardan farklı değil mi? İşte bunu da görev birimi olan genler yapıyordu. Genler aynı zamanda bizim çocuklarımızın da e, özelliklerini ortaya çıkartıyordu. Onda kalıtım demek. Yani anne babanın özelliklerinin çocuklara aktarılmasına biz... Kalıtım adını veriyoruz ve kalıtımın babası kimdir? Mendel amca. Harikasın, Mendel amcamız gerçekten de Gregor Mendel gerçekten bir rahip kendisi ve süper deneyler yaparak hangi bitki üzerinde biliyor musun? Bezelye üzerinde gerçekten e, çarpıcı değer e, deneyler yaparak çok güzel e, bilimsel olasılıksal hesapları, matematiksel hesapları biyolojiye katmış ve çok ...büyük bir adım atmış diyebiliriz. Aynı zamanda DNA'nın yapı taşlarına bakarsak... ...DNA'da aynı bir bina nelerden oluşuyor? Tulardan oluşuyor. İşte insanlar hücreden oluşuyor. Canlar hücreden oluşuyor. Maddi atomlardan oluşuyor. E, DNA'da nükleotit denilen e, parçacıklardan oluşuyor. Nükleotit dediğimiz şey şöyle gösterebiliriz. Bir P var burada. Bir şeker var burada. Ş. Burası da bir... Baz diyoruz. Paşa Bahçe diye hemen aklımıza kodlayabiliriz. Ve bunlar diğer nükleotte, diğer nükleotte, diğer nükleotte üst üste gelerek bir zincir oluşturuyor. Sonra iki zincir böyle karşı karşıya geliyor ve bunlar birbirine saç örgüsü gibi dolanıyor ve bu da aslında DNA'nın hepsini oluşturuyor. DNA unutma iki tane zincirden oluşur. Birinci zincir ve ikinci zincir. Bu iki, iki zincir aslında hücre bölünmesi sırasında ...kendilerinden, e, kendilerinin karşılığındakinden bir tane daha üreterek... ...iki tane ikiz DNA oluşturuyor ve e, serbest nükleotitleri kullanıyorlar. Bu nükleotitlerin içerisinde fosfat, şeker ve baz var. Bu D de diyebiliyoruz buna çünkü deoksiriboz şekeri aslında. O yüzden zaten DNA'nın adı deoksiribonükleik asit. Oradan geliyor diye düşünebilirsin. Ve bazlar da adenin, timin, guanin ve stozin. Stozini C ile de yazabiliyorsun ve at Galatasaray, A karşısında t geliyor g karşısında da s geliyor veya c geliyor diyebilirsin dolayısıyla Adenin ve timin bu DNA'daki bu iki zincir bir araya karşı karşıya gelirken hatta şöyle yapayım sana hemen. Şöyle bir DNA zinciri diyelim. Şöyle bir DNA di zinciri diyelim. Sen de bana karşıdakileri söyleyeceksin. Burada mesela A var. Burada G var. Burada G var. Burada A var. Burada T var. Söyle bakalım karşıdakilerim. Timin. Harika. Stozin. Harika. Stozin. Harika. Stozin. Harika. Timin. Harika, adenin. Harika, süpersin. O zaman süper bir şekilde adenin karşısında timin, guanin karşısında stozin, e, guanin stozin, adenin timin ve timin adenin şeklinde söylemiş olduk. Bravo diyorum sana. Timin, stozin, stozin, ade, timin adenin şeklinde bulmuş olduk. İşte bunlar bir araya geliyor ve bunlar bir de dolanıyor ki ayrılmasın diye. Çünkü çok tehlikeli bu şifrelerimiz, kodlarımız kaybolmamalı ve kendi içerisinde korunaklı bir yapıda olmalı. İşte o yüzden hücre bölünme sırasında da bunlar bir de ekstradan böyle tak paketlenmiş bir şekilde proteinlerle birleşiyor, iyice saklanıyorlar. İyice böyle paket haline geliyorlar ki aman Allah korusun kaybolmasın şifremiz diye ve sonrasında bölünüyor hücre ve ne oluşuyor? Yeni hücreler oluşuyor. Tabii bu da hücre, DNA eşlenmesi sonucunda kromozomlar oluşuyor. Kromozomlardan sonra da yeni hücrelere genetiğimiz aktarılıyor işte kalıtım sayesinde. Ve bu kalıtımın da aslında Kalıtsal özellikler var. Burada çok önemli. Kalıtsal özelliklerde bir e, baskınlık veya çekiniklik var aslında. Baskın gen ve çekinik gen. Yani genleri biz ikiye ayırıyoruz ve bunlardan birincisi baskın, ikincisi de ezik. Yani çekinik diye düşünebilirsin. Baskını büyük harfle gösteriyoruz, Çekinliği küçük harfle gösteriyoruz. İkisi bir araya böyle gelirse. İkisi de büyük harf olduğu için saf döl diyoruz buna veya homozigot diyoruz ama saf döl baskın diyoruz veya şöyle gelirse bir tanesi büyük bir tanesi küçük buna melez diyoruz veya heterozigot diyoruz heterozygot da çok sever öğretmenler kullanmasını ee, burada ise küçük a küçük a bu da saf döl diyoruz ama bu saf döl çekinik ezik yani ve bu da e, aslında ne oluyor? homozigot oluyor. Onu da unutmayalım. Burada bu baskın karakter, bu çekinik karakter çünkü bu büyük harf, bu küçük harf. Bu ise baskın çekiniği ezeceği için yine baskın karakter oluyor. Yani büyük harf, küçük harfi eziyor ve baskın karakter oluyor. Unutmayalım. Bu çaprazlamalarda tabii ki bazı özellikler vardı. Bu çaprazlamalardaki özellikleri mesela bununla bunu çaprazlarsak şöyle yapıyorduk. Bakın hemen bir punet karesi diye bir şey yapıyorduk. Hop 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 şöyle yapıyorduk. Mesela bunu şunu şöyle yazıyorduk. Bir A A diye yazıyorduk. Bunu da mesela yan yana yazıyorduk. Büyük A küçük A diye yazıyorduk. Sonra bu ikisi birleşiyor burayı oluşturuyor. Bu ikisi birleşiyor burayı oluşturuyor. Her zaman büyük harf başı yazıyor. Bu ikisi birleşiyor burayı oluşturuyor. Bu ikisi birleşiyor burayı oluşturuyor. Dört tane çocuk oluşur ve bunlardan iki tanesi bu şekilde, iki tanesi de bu şekildedir. Ama özelliklerine baktığımız zaman dördü de baskın fenotiptedir. Yani Fenotip demek, dış görünüş demek. Dış görünüş olarak hepsi büyük A gibidir. Hepsi büyük A gibidir. Ama içine baktığımız zaman bu yarısı e, genotip olarak baktığımız zaman yarısı saftöl, yarısı da melez özelliğe sahiptir genotip genotip olarak. Ama fenotip olarak hepsi büyük A gibidir. Büyük A mesela uzun boyluysa hepsi uzun boyludur. Ama e, burada yarısı saftör, yarısı melezdir diye hemen bir de kalıtımı hatırlamış olduk. Çevresel etmenler mutasyon ve modifikasyona sebep oluyor. Mutasyonlardan mesela neler vardı? Albinoluk, Aynı zamanda işte e, altı parmaklılık işte e, van kedisi mutasyondur işte hemofili hastalığı mutasyondur bunlar çevresel etmenler deyince hemen aklımıza gelecek radyasyon radyasyon e, aynı zamanda kimyasal maddeler kimyasal maddeler bunlar çevresel etmenler modifikasyonsa yine çevresel etmenler ama burada gen yapısı değişiyor gen yapısı burada ise genlerin işleyişi değişiyor dolayısıyla gen yapısı değişiyor ve artık geri döndürülemez hale geliyor eğer üreme hücrelerinde oluşursa üreme ana hücrelerinde oluşursa ama burada ise gen işleyişi değişiyor. Mesela işte buna en güzel örneklerden bir tanesi e, bronzlaşma. Bronzlaştığın zaman böyle hafif kararırsın sonra ne olur? Tekrar açılırsın e, kışın olduğu zaman. Dolayısıyla modif veya kas yapma. Çok çalışırsın kas yaparsın böyle böyle kas kaslı vücut sonra ne olur? Hiç spor yapmazsan tak diye geriye sönersin. İşte o da modifikasyonu en güzel örnek. Buna ...en güzel örnekleri de şöyle söylemek istiyorum... ...birkaç tane daha canlılar dünyasından... ...kraliçe arı... ...kraliçe arı... ...veya işte... E, ...çuha çiçeği, kraliçe arının... ...oluşması için mesela... E, arı sütüyle beslenmesi gerekiyor. Arı sütüyle beslenen dişi arı kraliçe arıya dönüşüyor. Çuha çiçeği sıcakta beslenirse kırmızı, soğukta beslenirse e, beyaz oluyor. E, aynı zamanda Himalaya tavşanı var. E, sirke sineği var. Kıvrık kanatlı, düz kanatlı sıcaklığa bağlı. Bunlar da güzel örnekler diyoruz. Ve son olarak da işte burada ne vardı? Biyoteknoloji vardı. Biyoteknolojide e, işte e, genetik tedaviler yapılıyordu. E, aynı zamanda klonlama yapılıyordu. İşte yoğurt üretim yapıyorlardı. Vitamin, meyveli yoğurt üretimi, vitamin hapları üretimi yapıyordu. Antibiyotik üretimi yapılıyordu. Hatta şu anda da güncel olan aşı üretimi de biyoteknoloji sayesinde yapılıyor diyoruz. Ve genetik mühendisiyle biyoteknoloji de beraberdir unutmayalım diyoruz. Evet geldik artık ikinci yazılıda... en fazla çıkacak konulara ve ikinci yazının ana yani temel konularına hoş geldin diyorum sana. Şimdi burada ne vardı ikinci yazıda? Basınç, madde ve endüstri. İki tane temel konu, temel ünitemiz var. Basınç ünitemizde ne öğrenmiştik? Basınç aslında bir maddenin ağırlığından veya işte uyguladığı kuvvetten dolayı ortaya çıkardığı etkidir. Mesela ben şu anda bu kağıdı böyle aşağı doğru bastırdığım zaman bir basınç uyguluyorum aşağı doğru. Şöyle bastırıyorum elimle. O zaman buraya bir basınç uyguluyorum. İşte katılarda basınç Sıvılarda basınç, gazlarda basınç farklı. Katılarda basınç ay benim burada bastırmam. Bir de sıvıların da basıncı var. Mesela şu anda bu çayın aslında e bardağın altına yaptığı bir basınç, uyguladığı bir basınç var. Ve şu anda buradaki odadaki havanın da bana uyguladığı, bu kağıda uyguladığı, bu kaleme, bu elime uyguladığı bir basınç var. Şimdi teker teker senle beraber bunun üzerine geçelim. Bir kere katılarda basınca bakarsak iki farklı şeye bağlı. Birincisi temas yüzeyi, İkincisi basınç kuvveti. Yani basınç kuvveti demiyoruz da biz ne diyoruz? Katılar için ağırlık diyoruz ağırlık çok önemli. Yani ben mesela basit bir örnek vereyim sana şimdi. Mesela şu kitabı koyuyorum. Bir de bu kitap var. Bak yedinci sınıf yazı notları. Bu 8 sınıf. Bak aradaki farka bakar mısın? Yedinci sınıf, sekizinci sınıf yazı, sınıf yazı notları bayağı kalın. Yedinci sınıf yazı notları daha ince. Yani zaten yan yana koyunca da aradaki kalınlık farkını görebiliyorsun. Elime tutunca da bunun daha ağır olduğunu görüyorum. Şimdi ben bu ikisini böyle ikisini de koyduğum zaman bu kağıdın üzerinde bu daha fazla basınç uygular. Çünkü bunun ağırlığı daha fazla. Çünkü görüyorsun kalınlığa bakar mısın kalınlık farkına? Yani şöyle koyunca bile aslında e, 8'in sınıfın ne kadar kalın olduğunu görebiliyorsun. İşte o zaman 8 daha kalınsa 7 daha inceyse ben bunları koyduğum zaman bu yüzeye bu daha fazla basınç uygular. Çünkü daha ağırdır. Peki bir de şöyle bakalım. Bir de şöyle bakalım olaya. Bir ben bunu bir ben bunu şöyle koyuyorum. 2 İki tane sekizinci sınıf yazı notu İkisi de aynı ağırlıkta. İkisi de aynı ağırlıkta. Ama bunu bu şekilde koyuyorum. Yani bu geniş yüzeyinin üzerine koyuyorum aslında bunu. Bunu da böylemesine koyuyorum. Yani böyle değil de böyle koyuyorum. Dikine koyuyorum. Şimdi elime bile koyduğum zaman hissediyorum. Bu daha fazla bastırıyor. Ama bunu böyle taşımak daha rahat. Yani tüy gibi. Çünkü geniş bir yüzey. Yani bu geniş bir yüzey. Bu dar bir yüzey. İşte Basınç burada daha fazla oluyor. Çünkü yüzeyi, dokunma yüzeyi çok daha az oluyor. İşte aynı buradaki gibi temas yüzeyi ve basınç e, kuvveti yani ağırlığı çok önemli. Burada mesela üç tane durum var. Bu üç tane durum çok önemli. Hemen bize anlatıyor olayı. Bak bir ve ikinci duruma bakarsak, bir ve ikinci duruma bakarsak aslında ikisinin de temas yüzeyleri aynı. Bak ikisi de tek bir e, kare üzerine oturuyor. Ama Hangisinin ağırlığı daha fazla? İkincinin daha fazla hocam. Harikasın işte. İkinin ağırlığı daha fazla olduğu için zaten buradaki basınç daha fazla. Yani ikinin basıncı birden daha fazladır. Şimdi ekstra bir e, soru sana. Şimdi burada diyelim ki şöyle diyelim. E, nasıl söyleyelim? Bir tane daha şey çizelim. Şurada şöyle bir yapı olsun. E, yine aynı şekilde şöyle olsun. Ee, bu da sarı diyelim, turuncu diyelim, evet, sarı fark etmez. Hepsi aynı e, küp. Bak burada üç ve dört diyelim bunlara da. Temas yüzeyleri aynı. Bak ikisi de iki tane, iki tane yüzeyin üzerine oturuyor. Ama dikkat et bakalım, buradaki ağırlık daha fazla. Bu dört tane küp, bu üç tane küp. Hangisinin basıncı daha fazla? Dördüncünün basıncı daha fazla. Harika. Dördün basıncı daha fazla. Bunu anladık. Peki o zaman bir tane daha özellik yapalım. Bir tane daha özellik yapalım. Şimdi burada, burada diyorum ki bir tane daha şöyle bir şey çizelim. Üç tane küp çiziyorum. Bu sefer üçünü üst üste koyuyorum. Hatta dört tane çizeyim. Dördünü üst üste koyuyorum. Dört tane çiziyorum. Şimdi dört ve beş diyelim. Şimdi dört ve beşe bak bakalım. Bunların ağırlıkları aynı. Dört tane, dört tane. Ağırlıkları aynı. Hangisi? Be, yüzey alanlarına bakalım. Yüzey alanı burada iki tane, burada bir tanenin üzerine oturuyor. Hangisinin basıncı daha fazla evladım benim? Beşincinin basıncı daha fazla hocam. Harikasın işte. Bunun basıncı daha fazla çünkü yüz, temas yüzeyi daha azsa daha fazla basınç uygular. Yani ben bir kalemin ucuyla şu kalemle mesela şu kırmızı kalemle şöyle bastığım zaman bak neler yapıyorum bilim için görüyorsun nasıl içeriye göre görüyor musun? Ama böyle ittiğim zaman böyle ittiğim zaman acıtmıyor iz bırakmıyor. Şimdi bakar mısın Allah aşkına nasıl iz bıraktı ya? Şu, şu, hatta şöyle birazcık yaklaştırayım sana göstermek istiyorum. Bakar mısın elimde iz bırakıyor ya. Elimde resmen iz bıraktı. Yani şurada iz bıraktı. Ama bunu böyle bastırdığım zaman, böyle bastırdığım zaman Elinde iz bırak iz bırakmıyor dolayısıyla bu daha sakin oluyor benim için e, basıncı burada daha fazla oluyor çünkü temas yüzeyi çok az aynı çivilerin duvara saplanması gibi aynı topuklu ayakkabının e, duvara e, çok e, pardon yürürken mesela Karda topuklu ayakkabıyla yürüyemez e, bayanlar çünkü çok batar ama geniş yüzeyli ayakkabılarla botların mesela e, temas yüzeyi çok geniştir. Daha az batarlar çünkü o ağırlığın e, aslında ağırlık olmasına rağmen temas yüzeyi genişledikçe basıncı azalır, daha az batarlar. Bu da örnek olarak verilebilir. Mesela tanklar çok ağırdır. O yüzden paletleri vardır veya çok ağır tırların çok fazla tekerleği vardır ki basınç e, azalsın diye temas yüzeyini arttırarak bu da önemli bir örnek. Veya trenlerin çok sayıda tekerleği vardır ki bu da basıncı azalsın diye temas yüzeyini arttırarak. Bunlar acayip önemli. Sınavda yüzde 99.9 bu tarz bir soru gelecek veya bu tarz bir soru gelecek. Sonrasında sıvılarda basınca bakalım. Sıvılarda basınçta da şunu bilmemiz gerekiyor. Aslında iki şeye bağlı. Üç şeydi ama iki şey bizim için çok değerli. Derinlik sıvının derinliği. Biz bunu H ile gösteriyoruz genellikle. Bir de öz kütle. Bu da D ile gösterilir. Yani bak öz kütle ve derinlik. Bu iki şeye bağlı. H ve D. Mesela şöyle diyelim. Burada H derinliğinde bir sıvı var. Burası da 2H diyelim mesela. Pardon bu burası da H diyelim. Özür dilerim. Burası da H. Yani bu H-H aralıkları diyelim. Ee, şöyle yapalım hatta şöyle yapalım. Şurası H, şurası da H diyelim. Tamam? Şimdi eğer bu şekilde bir sıvı varsa, bunun e, sıvının basıncı kabın tabanında oluşur ve bu sıvının öz kütlesine yani yoğunluğuna, bu arada diğer bir adı da yoğunluktur karıştırmayın lütfen, yoğunluğuna bağlıdır ve aynı zamanda Derinliğine bağlıdır. Bu noktadaki basıncı sorguladığım için. Eğer buna birazcık daha su koyarsam. Yani daha fazla su koyarsam 2h olursa derinliği artık bu sıvının o zaman basıncı iki katına çıkar. Hatta bununla alakalı da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu da çok önemli. Mesela şöyle kaplar var diyelim. Ee, şöyle kaplarımız var diyelim. Basit aslında bir örnek ama önemli konuyu anlamamız açısından, bu kaplarda, şurada D yoğunluklu bir mavi sıvımız var, burada e, yine D yoğunluklu bir mavi sıvımız var. Ama burada ise, burada ise 2 e, D yoğunluklu, 2 D yoğunluklu bir e, sıvımız var diyoruz. Bak iki D yoğunluklu kırmızı sıvımız var. Şimdi bunların yoğunlukları D. Bu da D. Bu iki de Ve hangisinin basıncı daha fazla diyorum. Yani bir, iki, üç. Karşılaştırın basınçları. Şimdi en fazla basınca sahip üçtür. Neden? Hem yoğunluğu fazla hem derinliği fazla yok artık. Burada ise en az basınç vardır. Hem yoğunluğu az hem derinliği az. İşte bu kadar basit bir mantık diyoruz. Dolayısıyla bunu çok iyi bileceğiz ve çok önemli bir özellik daha var. Çok önemli bir özellik daha var. Şöyle bir kap vardı tamam. Bir de şöyle bir kap alalım. İncecik bir kap olsun. Ve içine yine kırmızı sıvıdan koyalım. Ve yine 2D yoğunlukta olsun. O zaman hangisinin basıncı daha fazladır? Üçün mü dördün mü daha basıncıdır daha fazla evladım ben üçüncünün kabı tabii ki de hocam. Hayır işte patladın. Burada tabii daha fazla sıvı var daha az sıvı var daha fazla sıvının basıncı daha fazla olacak diye bir şey yok. Sıvının basıncı kabın şekline bağlı değildir. Neydi basıncın bağlı olduğu şeyler? Derinlik ve yoğunluk yani öz kütle. E, yoğunluklar aynı o zaman e, derinlikleri de aynı o zaman. O zaman basıyor. Hani bitti bu kadar. Yani fazla atmaya gerek Kabın şekli ne olursa olsun e, hiçbir önemi yok. Bu da çok önemli bir özellikle diyor sıvılarda basınçta. Sıvılarda basınçta basıncı iletme ile alakalı bir prensip daha vardı. Bu da Pascal prensibiydi. Pascal prensibi de e, şırıngaların çalıştığı işte e, aynı zamanda su cenderelerinin çalıştığı şöyle bir prensip. Burada bir şey var. Arada bir sıvı var aslında ve buraya işte bir ağırlık koyuyorsun. Buraya başka bir ağırlık koyuyorsun ve birbirini dengeliyorlar. Bu daha az, bu daha fazla olmasına rağmen birbirini dengeleyebiliyorlar. Veya şırıngalar. Şırıngaların çalışma prensibi de aslında Pascal prensibine dayalı diyoruz. Şırıngaları gördüğün zaman da e, direkt Pascal prensibi gelecek aklına. Veya hidrolik frenler. Yani sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı Eşit büyüklükte, aynı büyüklükte ve her yöne, her yöne doğru iletirler. Her yöne aynı büyüklükte iletirler. Sıvıların, e, e, sıvıların basıncı, üzerlerine uygulan basıncı iletmesi prensibidir diyoruz. Gazlara baktığımız zaman, gazlar deyince hemen aklımıza açık hava basıncı gelecek. Açık hava basıncını bulan bilim insanı kim evladım benim? Torricelli hocam. Harikasın. İşte açık hava basıncını bulan bilim insanının adına... Torricelli diyoruz ve Torricelli gerçekten büyük bir çığır açtı ve açık hava basıncını civa ile yaptığı civa ile yaptığı civa ile yaptığı bir deneyde açıkladı ve 76 santimetre civa olduğunu buldu. HG ile gösteriyoruz civanın sembolünü. O yüzden 76 santimetre civa şeklinde buldu. Eğer suyla yapsaydı bu neye 10 metreye yükselecekti. O zaman çok perişan olacaktı. O yüzden civa diye ağır bir metre yaptı. Çünkü açık hava basıncı çok kuvvetli aslında ve her yere etki ediyor. Açık hava basıncı Torricelli sayesinde buldu. Ve şunu da söylemek istiyorum. Dağların tepesindeki mesela Deniz seviyesinde bu arada Torricelli e, çok güzel bir İtalyan kasabasında deniz seviyesinde yaşıyordu. Ve açık hava basıncının 76 santimetre bulmuştu. Ama dağın tepesine çıktığı zaman öyle bir şeyle karşılaştı ki açık hava basıncı 70'e düşmüş. Yani açık hava basıncı yükseklere doğru çıkıldıkça azaldığını da... Buldu, keşfetti. Yani Everest'in tepesinde açık hava basıncı bayağı bir aş aşağı düşüyor. Onu da söylemek istiyorum. Açık hava basıncının böyle bir özelliği var. Atmosfer basıncı da diyoruz kendisine ee, ve bu şekilde de bir de aynı zamanda Kapalı kaplarda da gaz tanecikleri hareket ettiğinden ve kabın duvarlarına çarptığından dolayı da kendilerinin bir basıncı oluşuyor. Kabın yüzeyinde onu da bir söylemek istiyorum. Eğer çok fazla hareket ederlerse mesela sıcaklık arttırırsam falan filan daha fazla basınç oluşur gibi özellikler de var diyoruz. Geldik hemen madde ve endüstri ünitemize. En fazla sorunun geleceği kısım gerçekten de periyodik tabloyla başlamıştık. Periyodik tabloyu bulan birim insanlarını hemen iki saniyede özetlersek. Bir kere Mendeleyev çok önemli. E, Mendeleyev. Ee, aslında Mendel gibi kalıtımın babası gibi Mendeleyev ve Moseley son e, aslında e, dokunuşları yaptılar ve en sonunda Seaborg denilen bir adam da şu alttaki ilk kısmı buluyor. Mendeleyev aslında genel tabloyu buldu ama atom kütlelerine göre yaptı ama dedi ki Moseley yok kardeş... Atomun numarasına göre sıralarım dedi. Atomun ağırlığına göre sıralamam. Atomun numarasına göre sıralarım dedi ve en son e, asıl dokunuşu Mozele yaptı. Hatta Çanakkale'de de e, kendisi e, ölmüştü bu Çanakkale e, savaşında e, karşı tarafın askerleri arasındaydı ve Mozele arkadaşımız periyodik tablonun atom numarasına göre yani hidrojen burada bir numaralı atom numarasına sahip, helyum burada e, iki numaralı atom numarası. Sahip. Yani proton sayısı ikidir. Mesela lityum burada üç atom numarasına sahip. Bak bir iki. Hani nasıl okuruz e, bir yazı olsa mesela bir kitabı açtık. Tabi açtık. Bir yazı var diyelim, hatta şöyle uzun bir yazı var. Mesela şu yazıyı okuyorum. Soldan başlayıp sağa doğru okuyorum. Aynı periyod tabloda böyle gidiyor. Soldan başlayıp sağa doğru okuyoruz. Soldaki bir, sonra iki, sonra üç, sonra sırasıyla kelimeleri okurmuş gibi ilerliyoruz. İlk satırı okuyoruz, sonra ikinci satıra geçiyoruz, sonra üçüncü satıra geçiyoruz. Satırlara biz periyot adını veriyoruz. Buradaki birinci periyot. Ondan sonra ikinci periyot. Ondan sonra üçüncü periyot dördüncü periyot, beşinci periyot, altıncı periyot ve yedinci periyot. Yedi tane periyot var periyodik tabloda. Aynı zamanda, aynı zamanda periyodik tabloda gruplar var. Bir A grubu, iki A grubu, üç A grubu, dört A grubu, beş A, altı A, yedi A ve sekiz A grubu. Buralarda hiç şu anda bilmemiz gerekmiyor. B grupları şu anda bunlarla işimiz yok. Ama A gruplarıyla işimiz var. Bu A grupları mesela alkali metal, toprak alkali metal, e, soy gazlar çok önemli. Soy gaz gerçekten 8 A'nın diğer bir adı soy gaz, soy gaz, veya asal gazlar. Asal gaz. Bunlar çok asil gazlar. E, bunlar... Hiç kimseyle tepkimeye girmiyorlar. Kendi başlarınalar. Tek atomlu gazlar halinde takılıyorlar. Hiç kimseyle e, birliktelik yapmıyorlar. Ama bunlar sürekli birbirleriyle e, şey yapıyorlar. Birleşik oluşturuyorlar, molekül oluşturuyorlar falan filan. Peki nedir bunlar? Şimdi... 1A 2A 3A bilmem ne falan filan dedik. 1 ada alkali metal, 2 ada da e, toprak alkali. bak metal diyorum. Bak bu mavilerin hepsi metal oluyor. Mavilerin hepsi metal oluyor. Bir de pembişler var. Bunlar da ametal oluyor. Bunların içinde soygaza da onu söylemek istiyorum. Bu ametaller, bu da metaller var. Yani metal olanlar bir de metal olmayanlar için biz ametal diyoruz. Metal olmayanlar demek aslında. Bir de aralarda kalmış yarı metaller var. Şimdi bunlara gelmeden önce hemen sana ilk 20 element yazayım ki acayip önemli ve karşımıza çok çıkacak. lityum berilyum 4 atom numarasına sahip. Sonra bor e, 5 atom numarası da ki bor Türkiye'de en fazla madeni olan ve şu anda bizim gurur duyduğumuz dünyadaki bütün rezervin 170'i bizde. Bor aslında yarı bir metal unutmayalım. Ondan sonra e, cinof yani karbon, e, bu arada bunların görüntüsü okunmayabilir. Karbon, e, azot, oksijen, flor, ondan sonra neon, neon, ondan sonra sodyum, sonra e, magnezyum, ondan sonra alüminyum, sonra ee, silisyum ki silikon vadisi oradan geliyor aslında silisyum bu camın ve bilgisayarların ana ham maddelerinden bir tanesi ee, ondan sonra fosfor fosfor kükürt klor e, argon bunlar da soy gazlar buradan söylemek istiyorum sonra potasyum ve Kalsiyum. Bunları bilsen, ilk 20 elementi bilsen yeterli. Hani nerede olduğunu bilmen gerekmiyor bu arada. Sadece isimlerini bil, aşina ol. Çünkü çok işine yarayacak. Hem de e, karşımıza geldiği zaman atom numarasına göre sıraladığımızı bileceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk 20 element oradan çıkıyor aslında. Peki 8A, 7A, 6A, 5A, 4A çok dikkat et, çok dikkat et burada... Bir tane kıl var ki o da bu. İşte bu kıl var ya bu kıl 1A'da yani metallerde hatta bu 1A grubunun özel bir adı alkali metaller. Ya kardeşim sen metaller hep solda bakar mısın? Bütün maviler solda. Ya bu ne işi var burada? Çıkıntı. Zaten çıkıntı olduğu için bak bu da çıkmış. Bu da çıkıntı bu arada hidrojen, helyumda da normalde son yörüngesinde sekiz tane yok. iki tane var ama burada sekiz A grubunda böyle çıkıntı normalde burada durması gerekiyordu. O da buraya gelmiş falan filan böyle özel ama burası çok çıkıntı. Bu, bu da her zaman sınavda sorulur bu arada. Çünkü bu metal değil. Bak hidrojen ametal. Hidrojenin ametal olduğunu karıştırmayacağız. Her zaman sorarlar. Yani hidrojeni bak işte buradaki atomların hepsi ametal e, özelliği gösterir. E, metal özelliği gösterir. Hayır öyle bir şey Hidrojen ametal özelliği gösterir. Bu da bir çıkıntıdır diyoruz. Bu da çok önemli. Ve bu ilk yirmi elementimiz işte e, metaller sol tarafta gördüğümüz gibi elektrik akımını iyiletirler. Elektrik deyince ve ısı deyince elektrik ve ısı deyince ametaller pardon metaller süperler. Ama elektrik ve ısı deyince ısı deyince e, ...a ametaller berbat. Yani metaller çok iyi. Mesela demir elektriği iletir, bakır elektriği iletir, işte lityum, sodyum, magnezyum, alüminyum elektriği iletir. Ama azota bakarsan, oksijene bakarsan, flora bakarsan, küküre bakarsan buna elektriği etmez. Ve şunu da söylemek istiyorum. E, metaller civa hariç katıdırlar. Civayı da yazmıyorum artık. Ama ametaller metaller katı, sıvı, gaz üç halde de bulunabilirler. Mesela işte sallıyorum oksijen e, katı e, şey gaz halindedir. İşte brom sıvı haldedir, iyot katı haldedir falan filan. Burada e, farklı elementler de var. Bak burada mesela Br var, burada I var falan filan. Şimdi yarı metallere baktığımız zaman bu yeşillerse bu arasında yani yarı iletken gibiler böyle. Aynı zamanda e, katı gibi oluyorlar genellikle. Mesela bu tel ve levha haline getirilebiliyor. Tel ve levha haline getirilebiliyor ama bu kırılgan yapıda öyle tel ve levha yapamazsın bununla. Hemen tak diye kırılır diyoruz. ...kırılgan yapıda olduğu için... ...ve e, kendi arasında birleşik oluşturamaz... ...kendi arasında birleşik oluşturabilir mesela... ...oksijenle oksijen birleşebilir falan filan... ...daha doğrusu molekül oluşturabilir... E, ...aynı zamanda e, bunlarla bunlar birleşebiliyor falan... ...ama en önemli kısımları bunlar aslında... ...elektrik ve ısı iletir, iletmez... ...yarı metaller ara iletkendir diye söyleyebiliriz... ...parlaktırlar, bunu da söylemeyi unuttum çok önemli... ...parlaktırlar... ...bunlarsa mattırlar... ...mat özellik gösterirler diyoruz evladım benim. O zaman senle beraber bunu da tekrar ettikten sonra yani periyodik tablo, e, tarihçesi, sonra nasıl gruplar, periyotlar, kaç tane grup varmış evladım benim? Sekiz tane grup var hocam. Harikasın tamam. A grupları söyle sekiz tane ama ama dikkat et. B grupları da. 10 tane olduğunu söylersek periyodik tabloda toplam 18 tane grup vardır onu da söyleyelim ve 7 tane de periyot vardır. Satırlara, satırlara bunlara biz yatay sıra veya satır diyoruz bu arada. Bunlara da düşey. Bak bunlara şu şunlara da şunlara da dikey dikey sıra veya sütun veya düşey sıra diyoruz. Yani bunların bütün hepsini bil ki karşına bir şey gelirse hemen tak diye cevap verebilirsin. Bak soldan sağa doğru gittikçe bir iki üç dört beş atom numarası artıyor. Yukarıdan aşağı doğru gittikçe bak atom numarası bak 1, 3, 11, 19 atom numarası artıyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ee, çok önemli. Soldan sağa doğru gittikçe ametallik özellik artıyor. Çünkü bak pembişe doğru gidiyoruz. Ama sağdan sola doğru gittikçe metalik özellik artıyor. Çünkü solda metaller var. Sağda ametaller var. Unutmayalım. Metalik ve ametallik özellik de sorulabilir diyoruz. Geldik şimdi ikinci kısmına. Ne vardı ikinci kısmında madde endüstrinin? Aslında bir değişimler konusu vardı. Ne değişimlerde? Bir değişimleri biz ikiye ayırıyorduk. Değişimler diyorduk ve ikiye ayırıyorduk. Bunlar fiziksel değişimler. Çok basit değişimler bunlar. Mesela işte ee, sallıyorum kağıdın hop yırtılması. Kağıdın kağıdı yırttım değil mi? Bak şurada de mesela demin ...hop kağıdı yırttım mesela... ...bu fiziksel bir değişim... ...veya işte camın kırılması... ...veya işte sallıyorum... Ee, ...işte... Ee, ...suyun buharlaşması... ...işte... Ee, ...bu buradaki çayın buharlaşması... ...veya işte suyun donması falan... ...bunlar çok basit çok ilkel... ...ama bir de öyle değişimler var ki... ...kimyasal değişimler... ...bunlar maddenin cinsi değişiyor... ...maddenin özellikleri değişiyor... ...bu kimyasal değişimler işte kimyasal tepkimelerle oluşuyor. Burada mesela maddede renk değişimi gözlemlenir, gaz çıkışı gözlemlenir. Bunlar çok önemlidir. Bu arada bunlardan soru gelir ha şimdiden söyleyeyim bak. Burası çok önemli. Renk değişimi, bu renk değişimi de yazayım da. Renk değişimi Aynı zamanda gaz çıkışı bunlar aşırı önemli kimyasal değişimlerde. Fiziksel değişimlerde işte e, yine renk değişimi olabilir. Yani farklı bir e, mesela işte sallıyorum bu e, buz su falan filan. Ama şöyle söyleyeyim gaz çıkışı mas çıkışı kimyasal tepkime olmadığı için olmaz. Kimyasal tepkime işte bizim için çok önemli. Kimyasal tepkime deyince mesela A maddesi girdi artı B maddesi sonra ne oluşturuyorlar? C maddesi oluşturuyorlar. Yepyeni bir madde oluşturuyorlar. Mesela hemen sana bir örnek vereyim. Suyla pardon, hidrojenle oksijen birleşiyor ve suyu oluşturuyorlar. Bak bu hayatın temel e, tepkimelerinden bir tanesi. Su çünkü bizim vücudumuzda vücudumuzun yüzde kaçı su evladım benim? Yüzde doksan dokuzu su hocam. Harikasın evladım sen deniz anası mısın? Niye yüzde doksan su olsun? Allah'ım yarabbim. Yüzde altmış beşi insanların genellikle su. Dolayısıyla hani deniz anasının gerçekten yüzde doksan dokuza yakını su ama bizim için çok önemli bir madde. Bak hidrojen, hidrojenle oksijen birleşerek suyu oluşturuyorlar. Hidrojenin, hidrojenin Bak dikkat et. E, patlayıcı bir özelliği var. Oksijenin yanıcı bir özelliği var. Suyunsa söndürücü bir özelliği var. Yepyeni bir madde oluşuyor. Kimyasal teknoloji sonucunda yepyeni bir madde oluşuyor. Çok enteresan. Bak şunu da söyleyeyim sana. Mesela bundan 2 gram giriyor. Bundan 16 gram giriyor. Bundan da kaç gram çıkar? Bak şimdi şöyle düşüneceğiz. Bunlar tepkimeye girenler. Bunlar tepkimeye girenler. Bu da tepkime sonucunda oluşan ürünler veya tepkimeden çıkanlar çıkanlara diyebiliriz. Ürün neymiş su? Hidrojen, oksijen bile ürün su. Ve girenlerin kütle toplamı, kütlenin korunumu yasası, ürünlerin kütle toplamına eşittir. Bu da 18 gram olmak zorunda demek. Ki. Bak 2 gram 16 gram birleşiyorsun. Mesela unla helvayı birleştiriyorsun. Ee, şey oluyor işte e, un ve şeker biliyorsun helva oluşuyor işte. Dolayısıyla burada aslında un ve şeker gibi basit bir mantık diye düşüneceğiz burada. Ve girenlerin toplamı ürünlerin toplamı eşittir. Buna biz kütle korunum yasası diyoruz. Kütle korunum yani değişmemesi yasası kütle korunumu yasası. Bu çok önemli. Sınavda çıkma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla adam bize burada işte 2 gram 16 gram dediyse hemen buraya 18 gram yazabiliriz. Veya burayı vermeyip burası 18 burası 16 ise o zaman burası 2 grammış demek ki diye akıl yürütebiliyoruz. Bunlara çok önemli. Girenler hidrojen ve oksijen çıkanlar ürünlerde su. Hidrojen ve oksijenin miktarı azalır. Mesela ikisinden de 16 kişi 16 şar gram var diyelim. Bundan 16 şar 16 gram giriyor. Bundan da 2 gram giriyor. O zaman 14 gramı artıyor gibi böyle mantıkla yürüteceğiz. Hidrojen ve oksijenin girenlerin miktarı azalır. Ürünlerin miktarı da artar. Çünkü su oluşuyor sonuçta. Bak bunlar gibi özel kuralları da bileceğiz. Hatta böyle böyle grafikler de çizilebilir burada. Mesela hemen sana göstereyim. Burada Hop, oksijenin miktarı azalıyor. Ondan sonra hop, işte e, hidrojenin miktarı azalıyor. Ama sonra ne oluşuyor? Hop, suyun miktarı artıyor gibi böyle özel grafiklerde çizebilir. İşte buradan 18 gram, buradan 16 gram buradan 2 gram gibi e, rakamları da verebilir. Kütle korunum grafiklerinde de aslında kütle ile alakalı grafiklerde bu yasayı da kullanmamız gerekecektir diyoruz. Peki tepkimelerden mesela kimyasal tepkimelerden yanma tepkimesi var. Ve genellikle oksijenle gerçekleşiyor. Bakın mesela bu yanma tepkimesi. Hidrojen ve oksijen birleşti. Ve yanma tepkimesi oluşturdu. Ve asit bas tepkimeleri var. Asit bas tepkimesi ne ya? Asit ve bazı bilmemiz gerekiyor işte. Burası çok önemli. Şimdi asit ve baz bizim için çok değerli. Çünkü bunlardan en fazla soru bunlardan geleceğini düşünüyorum. Asit deyince hemen aklımıza hasit Aa, gelecek. Aa ayıp hocam. Evet ayıp, ayıp bir şey değil merak etme. Ee, burada bak hasitte hidrojen olduğuna vurgu yapıyorum. Burada ise bazı zincirde aklımıza baz gelecek. Baz oh. Gerçekten de ee, harikasın. Evet süper. Baz dediğimiz şeyde de OH eksi diye bir iyon var. Şimdi bazlar ortama yani suyu suyun içine attığın zaman bazı OH verirler. Asitler de, Hidro Hocam hiçbir şey Yani Baz deyince, asit deyince aklına tek bir şey gelecek. Asit deyince benim aklıma tek gelen şey limon. Limon deyince hemen aklıma asit geliyor, asit deyince limon geliyor. Baz deyince de aklıma hemen tek bir şey geliyor, o da sabun geliyor. Şimdi bak, limon nedir evladım benim tat olarak? Ekşi hocam. Harikasın. Asit de o yüzden ekşidir tat olarak. Peki sabun hiç böyle diline dokunuldu mu bilmiyorum. Gözlerinde yani kaçar bazen falan filan. Sabunun tadı da evladım benim acıdır. Bak bazılar acı. Hatta acı biber baziktir o yüzden. E bazılar acı asitler de ekşidir. Günlük hayattan limon ve sabun öğrenini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Asitler hidrojen artı iyonu verirler. Haş artı iyonu verirler su suya attığın zaman. Yani limonata aslında limonlu su hidrojen artı iyonunda doldur. Böyle bir sürü vardı hidrojen. Ama sabunlu suda da OH eksi vardır. Şimdi bunlara özel örnekler çok değerli. Yani asit deyince ve baz deyince aşırı önemli örneklerimiz var. Mesela hemen sana söyleyeyim. HCl, hidroklorik asit, tuz ruhu olarak da bilinir. Bak hid hidrojen başta görüyor musun böyle başta bağırıyor. O yüzden asitlerin başında H vardı zaten. Yüzde doksandan tabii ki. Veya e, ne söyleyebiliriz? HNO3. Şimdi buna tuz ruhu demiştik ve hidroklorik asit diye okunuyordu. Bu da nitrik asit diye okunuyor ve bu da aslında kezzap diye biliniyor. Veya H2SO4 bunlar çok önemli asitler. Bunlar kuvvetli asitler bu arada bayağı kuvvetli asitler. Bu da mesela halk arasında sülfürik asit normalde sülfürik asit. Ve bunu halk arasında zaç yağı diye biliniyorlar. Ağda yapmak için falan kullanıyor kadınlar. Kezzap ve e, tuz ruhu temizlik için kullanılıyor genellikle. Ama temizlik deyince babalar bazlarda. Yani esas temizlik malzemeleri bazlarda. Zaten sabun ya en büyük temizlik malzemesi. Burada da bazlardan na-oh. Bak neden oh var? Oh görünce ellerimizi yıkadık sabunla. Oh tertemiz, mis gibi oh diyor Neden? Çünkü bazlarda oh diyorduk. Na-oh mesela bak sonunda oh var. Aynı bazoh da olduğu gibi. Bu... Ee, bu aslında sodyum hidroksit diye okunuyor ama bunu e, sut kostik diye de söyleyebiliyoruz. Veya koh mesela yine e, pot bu da aslında potasyum hidroksit diye okunuyor potas kostik diye söyleyebiliyoruz. Veya caoh 2 mesela bu da. E, ...kalsiyum hidroksit diye okunuyor ama... ...bunda sönmüş kireç diye söyleyebiliyoruz. Bu da çok önemli. Sönmüş kireç... ...diyoruz. Bunlarda birkaç tane... ...kıl bir şeyler var. Onun da kılları... ...bak böyle bir renkli göstereyim. NH3. Çok önemli... ...bir madde olduğu için, amonyak olduğu için... ...bunu söylemek istiyorum. İşte karaciğerimizde ...amonyağı üreğe çeviriyoruz... ...ve atıyoruz vücudumuzdan. Çok, çok... ...çok zehirli bir madde. Ve bu da... ...çamaşır sularında falan var. Amonyak. İşte bu bazik özellik gösteriyor. Normalde nerede ohu? İşte ohu olmamasına rağmen bazik, bazik özellik gösteren kıl. Ya buraya kıl yazmak istiyorum. Gerçekten kıl. istisna bir şey. Bir de sana gazlı içeceklerin içinde kola kolada, gazozda falan filan içtiğimiz karbondioksit. Yani nefesimizi verirken de verdiğimiz karbondioksit. Bu da asidik bir özelliğe sahip. Yani bu da kıl. Bu da kıl bu arada. Bu da içinde H olmaması rağmen asidik bir özelliğe sahip diyoruz. Ve bunu da e, uyarıyoruz ve süper bir şekilde o zaman asit ve bazıları da bir, ufak bir tekrar etmiş olduk. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Yediğimiz besinlerde limonda, çilekte, limonda sitrik asit var. Çilekte folik asit var. Üzümde tartarik asit var. Elmada malik asit var. Zaten elma malik çok basit birbirine benziyor. Özellikle besinlerde, besinlerde besinlerde asitler var genellikle. O dişlerimiz çürüyor işte. Yani böyle dişlerimiz zaman asitlik yemekler yedikten sonra hemen böyle ağzımızı ya bir suyla çakılayalım ya da su içelim arkasından ki dişlerimize çok fazla zarar vermesin. Bazı insanın dişleri çünkü genetik olarak çok kuvvetli olmayabiliyor. Onu da ihmal etmeyelim. Bunlarsa genellikle bazılarsa temizlik malzemelerinde temizlik malzemeleri işte sabun, deterjan bunlar çoğunlukla bazik özellik gösteriyor. Ve asit ve bazlarda çok önemli bir çizelge var ki pH çizelgesi şöyle göstermek istiyorum. Sıfırdan 14'e kadar giden bir çizelgeden bahsediyoruz. Tam ortası 7 ve burada burada çok kırmızı, çok kırmızı, az kırmızı, az kırmızı, ve bayağı bir kırmızı kırmızıyla gidiyor. Sonrasında da bu ne diyorsun anlatacağım şimdi. Burada çok mavi, çok mavi, çok mavi. Burada da birazcık daha azalıyor, birazcık daha azalıyor ve seyrekleşiyor. Şimdi bak evladım benim burası çok önemli. Asit deyince kırmızı aklımıza gelecek. Turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Baz deyince de mavi aklımıza gelecek. Anne kızartır, baba morartır. Asit deyince o yüzden hemen sana böyle bir kırmızı turnusör kağıdı çiziyorum. Turnusör kağıdı ne demek asit ve bazı asit mi baz mı anlamamızı sağlayan ay, ayraç diyoruz, belirteç de diyoruz. Mavi bazda mavi aklımıza gelecek diyoruz. Bak o yüzden pH çizelgesinde 7 ortaysa eğer buna biz nötr diyoruz. Sol tarafı 0 7 arası asit bölgesidir. 7 14 arası baz bölgesidir ve şöyle söylemek istiyorum bak çok bu çok basit bir örnek. Söyler misin bana? Bazlardan bazlardan iki tane baz olsun. pH 13 olsun. Bir de pH pH 9 olsun. Bak ikisi de bazdır çünkü ikisi de ne ile ne arasında 7 ile 14 arasında. O zaman bunlar bazdır. Bu bölge baz bölgeydi. 7-14 arasında bu bazlardan hangisi daha kuvvetli bazdır sence? 13 olan daha kuvvetli. Harika, doğru. Yani 13 olan gerçekten dediğin gibi daha kuvvetli bazdır. Doğru. Çünkü 14'e yakın. Bak uçlara yakın olan her zaman daha kuvvetlidir. Şimdi bir tane soru. Ph eşittir ph diye söyleyebilirsin, fark etmez. 1 diyelim. Bir de pH eşittir 6 diyelim. Hangisi daha kuvvetli asittir sence evladım benim? 6 daha kuvvetli hocam. İşte patladım. Bom. Gerçekten de işte patladın. 6 asla kuvvetli asit değildir. Bak bunların ikisi de asit. Bunu aldık. 0 ile 7 arasında. Asit bölgesinde. Süper. Ama 6 değil bir daha kuvvetlidir. Çünkü uça daha yakın olan daha kuvvetli. O yüzden daha kırmızı çizdim buraları. Bu arada ayraçlardan ayraçlardan ...ayraçlar. Aslında... ...belirteç de demek. Belirteçlerden... ...turnusol kağıdı çok önemli bir belirteçtir. Turnusol kağıdı... Ee, ...kağıdı... ...ondan sonra... ...lahana suyu... ...lahana suyu saçma sapan biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ondan sonra fenolftalein fenolftalein ...burada en iyi bilmemiz... ...gereken şey şu. Turnusol kağıdı... Asit olunca kırmızı, baz olunca da, bunlar da mavi yazılır zaten. Ee, bu da baz olunca da mavi renk alıyor. Ee, Tunusör kağıdı unutmayalım. Bu da çok önemli. Ee, Tunusör kağıdı normalde kırmızı veya mavi olabiliyor. Kırmızıyı asite batırırsan bir şey olmuyor. Ama maviyi asit batırırsan bir anda kırmızıya dönüşüyor. Onu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Aynı şey bazıları da geçerli diyoruz. O zaman belirteçleri de anlattık. Hangi yerlerde bulunduğunu anlattık. O zaman asit bazı asit yağmurlarında hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim çünkü asit yağmurlarını çok sever hocalarımız. Özellikle fabrikalardan, araba egzozlarından, işte sanayiden çıkan karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gibi gazlar havaya çıkınca suyla birleşiyorlar ve bak çok önemli. H2CO3 karbonik asit. HNO3 kezap nitrik asit veya H2SO4 zaç yağı ve yani sülfürik asit gibi asitleri oluşturuyorlar ve bunlar yağmurla tepemizden yağıyorlar. Tarihi eserler zarar görüyor. Toprağın verimliliği zarar görüyor. Sular kirleniyor. Aynı zamanda işte arabaların boyaları gidiyor. Bununla bayağı bir kötü etkiye kötü etkiye yol açıyor. Bu da asit yağmurları dediğimiz özellikle şehirlerde oluyor. Bunlardan korunmak için de temiz enerji kaynakları ve bu e, ...gazların, e, fabrikaların e, bacalarına filtre takılarak engellenmesi gerekiyor diyorum. Ve artık şunu da söylemek istiyorum. Bazı okullarda ısıya geçmiş olabilir. Isıya geçtiniz mi evladım siz? Of hocam biz daha geçmedik. Tamam siz geçmediniz ama bazı okullarda geçmiş olabilir. Madde ve endüstri konusunda ısı konumuz da var. Isı konumuzu da hemen iki saniye göstereyim. Çünkü bu önemli. Bazı okullarda ileriye gittik. Bazı okullarda geride kaldık. E, o yüzden sanki herkese ileri gitmiş gibi. Ama eğer sizde göstermediyse hemen şimdi atlayın aşağıda YouTube'da kaldırma, kaydırma özelliğinden. Nereye geçin hemen? Ee, bizimle beraber soruların çözümüne geçebilirsiniz. Şimdi ısı da öz ısı denilen bir kavram var. Öz ısı aşırı önemli. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını, bir gramının sıcaklığını, sıcaklığını, bir santigrat derece artırmak için artırmak için gerekli ısıya biz öz ısı diyoruz. Gerekli ısı miktarı. Ne demek bu saçma sapan bir tanım söyledin. Şöyle şimdi bir gram bir su damlası var diyelim. Burada bir su damlası var. Bunun bir gram olduğunu söyleyelim. Bir de bir gram bir yağ damlası var. Ee, bu da yağ damlası. Bu da bir gram diyelim. Şimdi bunların sıcaklığı 25 derece. Bunun da 25 derece diyelim. Şimdi öyle bir şey istiyorum ki bunların sıcaklığını 26 derece yapmak istiyorum. Sana ne keyfimin kahyası mısın? İstediğim gibi 25 dereceden 26 dereceye çıkarmak istiyorum. ikisinin de sıcaklığını. Ama ikisi de birer gram. Şimdi dikkat et çok enteresan. Burada çok önemli Buna bunu sıcaklığını arttırmak için ne yapmam gerekiyor evladım benim? Isıtın hocam. Harikasın işte süper ısıtacağım değil mi? İşte buna biz ısı vermek diyoruz. Öyle bir ısı veriyorum ki ben bunlara bir santigre. İşte bu ısıya öz ısı diyorum. Çünkü sadece bir gramın sıcaklığını bir santigrat derece arttırıyorum. İşte ısı verdiğim ısıya öz ısı diyorum. Ve bu ısı farklı oluyor. Mesela bak çok enteresan. Bunda eee 4.17 jül verdiysem sallıyorum. Burada mesela ee, kaç diyelim Özyısı daha düşük olduğu için bunun ee, yağda daha düşüktü. 1.13 jül veriyorum. Bu farklı bu farklı. Neden farklı? Çünkü öz ısıları farklı. Çünkü maddenin cinsleri farklı. O zaman maddenin cinsine maddenin cinsine ...bağlıdır diyorum. Bağlıdır diyorum. Ve bu yüzden çok önemli bir özelliği var. Ayırt edici... ...özelliktir diyorum. Bunlar sınav sorusu bu arada eğer... E, ...sınavda ya da siz işlediyseniz. O yüzden şöyle diyorum. Bak şöyle bir deney yapacak öğretmeniniz. Okulda şeyde... E, e, ...burada bir ocak koyacak. Daha doğrusu sınavda böyle sorular gelmesini bekliyoruz. Bunun içerisinde... ...su var diyelim. Yüz gram su. Bunun içerisinde de 100 gram yağ var diyelim. Veya işte gliserin veya fark etmez. Farklı bir şey söyleyecek. Bunlar şöyle diyecek. Bak şunlar için söyleyecek. Özdeş ısıtıcı ile eşit süre eşit süre ısıtılıyor. Isıtılıyor. Bak bu çok önemli bir laf. Özdeş ısıtıcı ile eşit süre ısıtılıyor demek ki aynı ısıyı veriyoruz demek. Yani buradan buna geçen ısı miktarı ile buna geçen ısı miktarı bunda da 10 birim ise bunda da 10 birim geçiyor demek. Bitti bu kadar. Peki bunun ilk sıcaklıkları ilk sıcaklık diyecekler bu arada. İlk sıcaklıkları ee, bunda mesela 30 derece diyelim. Bunda da 30 derece diyelim. Şimdi hangisi ee, ne oluyor dediğimiz zaman şöyle diyoruz. Bu arkadaş 30 dereceden 35 dereceye çıkmış. Bu arkadaş da 30 dereceden ee, 45 dereceye çıkmış. İşte buradan şunu anlıyoruz. Bunların neleri farklı? Öz ısıları farklı. Çünkü bu arkadaş ikisi de 30 derecedeyken aynı şey yapıyorsun. Aynı ısıcılarla eşit süre ısıtıyorsun. gramları ne kadar her şey aynı. E niye bu daha fazla artıyor da bu daha az artıyor? Çünkü öz ısıları farklı. Öz ısıları farklı. Hangisinin öz daha fazla? İşte bu arkadaşı ısıtmak, bak dikkat et. Bunu ısıtmak daha kolay. Bunu ısıtmak daha kolay. Daha kolay ısınıyor. Bu ise daha zor ısınır. Değil mi? Bakar mısın? 30'dan 35'e çıkabilmiş. Ama bu 30'dan 45'e çıkmış. O zaman diyorum ki Zor ısınının öz ısısı büyüktür ve öz ısısı C harfiyle gösteriliyor. C su diyelim mesela buna küçük C harfiyle. Burada ise öz ısısı küçüktür. Neden? Çünkü kolay ısınmış. Kolay ısınır kolay soğur ya e, zor ısınır zor soğur su. Çünkü de ee, ısı büyük olduğu için. O yüzden en sonunda C su büyüktür. C yağ deyip sınav notumuzdan e, mükemmel sonuçları görebiliriz diyoruz. Ve son olarak da bir kütleyle alakalı özelliği vardı bu ısının. Onu da iki saniyede göstereyim hemen. Yine aynı madde ve ön, endüstri ünitemizdeyiz bu arada. Isıyla alakalı. Şöyle ee, i̇ki tane deney yapacağım sana hemen e, olayı bitiriyorum zaten. Şöyle bir kap var, şöyle bir kap var. Bunların altlarında özdeş ısıtıcılar var ve bunların bir tanesinde bu kadar su var, bir tanesinde bu kadar su var. Burada 100 gram su var, burada da 200 gram su var. Bunlar sınavda çıkacak, o yüzden göstermek istiyorum ayrıntılı bir şekilde. Ee, ve burada, burada. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Bunların ilk sıcaklıklarına baktığımız zaman hemen sana şöyle yazalım. 20 derece, 20 derece. Sence 10 dakika sonra, 10 dakika sonra sıcaklıkları arasındaki ilişki hangisinin daha fazladır? Birde mi daha fazladır? İki de mi daha fazla sıcaklığı evladım benim? Ee, bir de daha fazla. Harikasın. Neden peki? Hmm, daha az su olduğundan dolayı hocam. Wow, inanılmaz bir yorum. Çok doğru bir yorum. Çünkü küçük, burada daha az madde, çok güzel tam da söylediğin gibi. Daha az e, su olduğundan dolayı, daha az su olduğundan dolayı bu daha hızlı ısınır. Koskocaman bir kettle'ı mı kaynatmak daha kolaydır yoksa bir bardak suyu mu kaynatmak daha kolaydır? Aynı senin söylediğin gibi. ...daha az su olduğundan dolayı daha hızlı ısınır. O yüzden son sıcaklıkları, birin sıcaklığı ikiden daha büyüktür. Çünkü öz aynı, bunlar aynı maddeler, aynı cins oldukları için. O zaman buradan ısı-kütle ilişkisini öğrenmiş olduk. Bir de ısı-sıcaklık değişimi ilişkisi var. Isı-sıcaklık değişimi ilişkisi var. O da zaten e, ilk yaptığımız örnekti burada... ...aslında ısı sıcaklık değişimi ilişkisinde e, görmüştük. Öz ısıyla da bağlantılıydı. Ve e, şöyle yapalım. Isı sıcaklık değişimi, tabii öz, ısı öz ısı ilişkisiydi. Bak şöyle yapalım. Burada bir tane ocak koyalım. Buna da iki tane ocak koyalım. Vav! Wow. O zaman burada bu kadar ısı verirken... ...burada buradan iki tane ısı veriliyor. Ve ikisine de aynı miktarda su koyalım. 100 gram su. 100 gram su diyelim. Ve 10 dakika sonra 10 dakika sonra bunların ikisinin de sıcaklığı yine en baştaki bir 20'şer derece olsun. 10 dakika sonra hangisinin sıcaklığı daha fazla olur benim? Sağdakinin daha fazla olur. Harika. Sağdakinin süpersin. İşte bu. çünkü çok basit. Yani hani buna 2 diyelim bu arada. Burada 1 diyelim. İkinin sıcaklığı birden daha fazla olur. Çünkü burada daha fazla ısı, ısı, verilmiş. Yani bu kadar basit aslında ısı sıcaklık değişimi ilişkisi de bu şekilde oluyor. Tam kazanımlara göre işlemiş olduk bunları da ve artık sorularımıza geçebiliriz. Hadi bakalım sorularımız başlıyor. Yukarıda verilen bulmacayı aşağıdaki açıklamalara uygun olarak dolduralım demiş. Bir, gök cisminin başka bir gök cismi çevresindeyken izlediği yol. Mesela dünyanın güneşin çevresindeyken izlediği Yola ne denir? Hemen bakalım. Yörünge. Yörünge diyoruz. Süper. Bunda oluruk. İkiye bakalım. KYK'de yani Kuzey Yarımküre'de bulunan dönence. iki tane dönence vardı hatırlıyorsak. Dünya, Ekvator, Yengeç Dönencesi, Oğlak Dönencesi. Burası Ekvator, Yengeç Dönencesi. Biz Kuzey Yarımküre'de Yengeç Dönencesi'ne daha yakınız Türkiye olarak. Burada da Oğlak Dönencesi vardı diyoruz. O zaman Kuzey Yarımküre'de yengeç dönencesi vardır diyoruz. Geldik bu tarihte GYK'de yani Güney Yarımküre'de en uzun gündüzü yaşar demiş. Bu tarihte GYK. Şimdi bir kere biz Kuzey Yarımküre'deyiz. En uzun gündüzü 21 Haziran'da yaşıyoruz. Güney Yarımküre'de ise en uzun gündüz bizim kış olduğumuz, kışın dibi olduğumuz 21 Aralık'ta yaşanır. O zaman burası da 21 aralıkta en uzun gündüz ama güney yarım için. Gece gündüz eşitliğine ne denir? Ekinoks denir. Ekinoks diye dolduruyoruz. Rüzgarın hızını, kuvvetini ve yönünü ölçmede kullanılan alet. Bu çok kıl bir aletti. Ben de hiç sevmiyorum o adını. Anemometre. Anemo. Anemo diye şey gibi sanki. Ee, şey vardı ya evladım benim. Bir tane. Hristiyan ilahisi vardı ya. Toriyame, Toriyame, amen o töbe töbe, Toriyame, töbe töbe. Aynen, Toriyame, Toriyame. Evet, harikasın, bravo diyorum sana. Havadaki su buharı miktarı, bir tane Müslüman ilahisi söylesem bilmeyeceksin değil mi? Allah'ın senin var ya, üç kağıtçı seni. Havadaki su buharı miktarı nedir desem, o da nem diyoruz, nem, nem diyoruz. Bu şekilde su buharında da ne oluşuyordu? ...işte yağmur, kar dolu falan filan. Geldik kara ve denizler güneşten aynı miktarda ısı almalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınıp daha yavaş soğur. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. KL bölgelerindeki rüzgarın gördüğü şekilde gibidir. Şimdi gündüz burası şekilde. Rüzgar buradan buraya doğru esiyormuş. Burası L bölgesi, burası K bölgesi. Kara bölgesi, deniz bölgesi. Rüzgar niye buradan buraya doğru esiyor? Çünkü demek ki gündüzleyin gündüz burası yüksek basınç alanıymış burası da alçak basınç alanıymış. Her zaman rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru gidiyordu. Dolayısıyla e, rüzgar bu şekilde esiyormuş. Gündüz ama bu. Geceliğin tam tersine dönüyormuş. Geceleri ise ise burası yüksek basınç burası da alçak basınç oluyormuş. Yani tam tersine dönüyormuş dedik. Bakalım. Buna göre gündüz L bölgesi Gece K bölgesinde yüksek basınç alanı oluşur. Evet gündüz L bölgesinde yüksek basınç alanı oluşuyordu. Gece yine tam tersine oluyordu. K bölgesinde yüksek basınç alanı oluşuyor. Doğru. Bu doğru bir ifade. Gündüz L bölgesinden K bölgesine doğru deniz meltemi oluşur. Evet, buradan buraya doğru meltem oluşuyor. Yani rüzgar aslında meltem rüzgarın bir çeşidi diyebiliriz. Bu da doğru zaten gözüküyor. Bakalım. Gece ve gündüz rüzgarın yönü farklıdır ne demiştik? Gündüzü bu şekilde oluşuyordu. Gece de burası yüksek basınç, burası alçak basınç olduğu için burada açıklamada var zaten. Bu tarafa doğru yani rüzgarın yönü farklıdır. O yüzden cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bezelyelerde düz meyve baskın genle, boğumlu meyve çekinik genlerle taşınır demiş. Bize bilgiyi vermiş. Tamam. İki bezelye bitkisinin meyve şekli bakımından fenotip ve genotip özellikleri şekildeki gibidir demiş. Düz meyve, heterozigot baskın, ee, boğumlu meyve homozigot çekildik. Bu iki bezeryenin çaprazlanması ile oluşan bezeryelerin fenotip ve genotip oranlarını bulunuz demiş. Şimdi ilk başta bu düz demiş ki bak düz meyve baskın genle o zaman biz buna ne diyelim? D diyelim düze büyük D harfi baskın baskın gene D diyelim daha doğrusu bu düzlük diyelim ve boğumlu meyve çekinik genlerle. O zaman boğumlu meyveyle de küçük D harfi diyelim. Bu da ee, boğumlu diye ad verelim. Boğumluymuş küçük dedi. Tamam. Şimdi bunun fenotipi düzmüş zaten görüyoruz. Heterozigot baskın. Heterozigot dediğine göre bir harf büyük bir harf küçük olması gerekiyor. Ve düz olduğuna göre büyük harf mutlaka ...almak zorunda içinde. Diğeri de küçük harfmiş demek ki heterozigot. Yani melez olduğundan dolayı. Geldik buraya. Boğumlu meyve. Boğumlu meyve ee, ne olacak? Bir kere çekinik olduğundan dolayı bu olumlu. İkisinin de küçük harf olması gerekiyor. Başka hiçbir opsiyon yok. Yani bir tanesi büyük olursa zaten perişan olur. O zaman büyük harf olur. Yani düz olur o zaman. Homozigot çekinik. Zaten homozigot ikisi de birbirle aynı. Yani saf döl ve çekinik. ikisi de küçük harf. Tamam. Bu iki özelliğinin çaprazlanması. Şimdi ben hemen ne yapıyorum? Punet karesi çiziyorum genellikle böyle durumlarda. Şöyle bir kare çiziyorum. Hemen bu babayı yazıyorum buraya. Büyük de küçük de. Burayı bir boş bırakarak. Çünkü Burası baba, burası da anne aslında. Şimdi anneyi de alt alta yazıyorum. Küçük d, de, küçük D'yi de buraya yazıyorum. Şimdi sonra diyorum ki, bununla bu birleşti. Hop, hop, bu, bu, bu geliyor, bu geliyor. O zaman büyük d, küçük d, büyük de, her zaman başa yazılır. Sonra bununla bu geliyor. Bu ikisi geldi, burada voltunu oluşturuyorlar. Küçük d, küçük d. Sonra bu ikisi geldi, hop, burada büyük d, küçük d. Sonra bu ikisi geldi, hop, burada birleşiyorlar. Küçük d, küçük d. Şimdi oluşan çocuklar bunlar. Dört tane çocuk oluştu ve bunların da genotip ve fenotip oranlarını. Şimdi bakalım oluşan dört tane çocuğun yarısı bu şekilde, yarısı bu şekilde. O zaman ilk başta genotip oranlarına bakalım. Genotip e, oranlarını hemen yazalım. Şöyle yarısı yani yüzde ellisi burada gördüğümüz gibi melez veya heterozigot diyoruz. Heterozigot yüzde ellisi. Yüzde ellisi de diğer yüzde ellisi de saf veya homozigot. Saf döl, homozigot ve aynı zamanda çekinik bu arada. Çünkü dikkat et ikisi de küçük harfle. Fenotip oranlarını yazalım. Bunu da farklı bir renkle yazalım. Fenotip oranları. Şimdi fenotip oranlarında ise dış görünüşleri. Yani düz mü, bu boğumlu mu? Bir kere bu ikisi düz olmak zorunda. Çünkü düz e, boğumluya baskın. O zaman yüzde ellisi düz fenotipe sahip. Aynı zamanda geriye kalan bu yüzde ellisi de yüzde ellisi de aslında ee, boğumlu neden çünkü bunlar küçük harf olduğu için ikisi de tam bir boğumlu hani bunun gibi oluyor annesine çekiyorlar diye söyleyebiliriz ve bu şekilde fenotip ve genotip oranlarını da yazmış olduk bal aralığında kraliçe tarafından üretilen yumurta döllenirse 2N kromozomlu dişi bireyleri oluşturacak zigotlar meydana gelir. Tamam bu zigotlardan gelişen larvalar beslenme biçimlerine göre işçi ya da kraliçe arıya dönüşür. Ne demiştik? Kraliçe arıyı gördüğümüz anda tak diye modifikasyon aklımıza gelecekti. Arı larvası işte çiçek tozuyla besleniyor, işçi arıya dönüşüyor. Gözlüsü ve kısadır, ömürleri kraliçe arılarına göre daha azdır, kısırdır, üremeden oynamaz. Tamam. Arı larvası arı sütüyle besleniyor. Kraliçe arı oluşturur. Gövdesi ve bacakları uzundur. Ömürleri işçi arılara göre daha fazladır. Üretkendir. Yumurta üreterek üreme de etkili olur. Tamam. Buna göre bal arılarında gerçekleşen bu durumla ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenebilirmiş? Beslenme şekli bal arılarında nesilden nesile aktarılabilecek değişiklikler neden olmuştur? Bununla alakası bir şey yok. Nesilden nesile. Beslenme şekli e, nesilden nesile aktarılabilecek bir şey mi acaba? Yani... ...işçi arıların çocuğu olmuyor... ...bunların çocuğu olabiliyor... Ee, ...aslında... ...böyle bir şey söyleyeyim... ...modifikasyonu bulmaya çalışacağız açıklarda... ...beslenme şekli bal arılarında... ...genetik yapının değişmesine sebep olur... ...şimdi... ...her ne kadar genetik yapı değişiyor gibi gözükse de... ...aslında genlerin yapısı değişmiyor... ...modifikasyona ne vardı... ...genlerin işleyişi değişiyordu... ...bak beslenme şekli bal arılarında... ...genlerin işleyişinin değişmesine sebep olur... ...bu kraliçe oldu, bu işçi oldu... Dolayısıyla asıl cevap bu. Beslenme şekli bağlarında kromozom sayısının değişmesine sebep olur. Baksana 2N, 2N, 2N hiçbir şey değişmiyor. Öyle bir şey yok. O yüzden cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Geldik basınç sorularına. Şimdi basınç birim yüzeyi etkilen dik kuvvet olarak tanımlanır. Aşağıda X, Y, Z cisimlerinin yüzey alanları ve zemin uyguladıkları basınçların grafikleri verilmiştir demiş. Yüzey alanları ve zemin uyguladığı basınçlar. Tamam. Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş. Şimdi bak x, y, z'nin x'in yüzey alanı daha fazlaymış 3. Y'nin yüzey alanı daha azmış. Z'nin yüzey alanı en azmış. Yüzey alanı x'in fazlaymış. Basıncı 6'ymış ama. Yüzey alanı z'nin çok azmış ama basıncı bununla aynıymış. Şimdi çok enteresan. O zaman diyeceğim ki şöyle e, hayal ediyorum. Hayal ediyorum. X cisminin yüzey alanı fazlaysa X cismi böyle bir şey. Y cismi daha dar bir şey. Z cismi de böyle bir şey. Yani yüzey alanı bayağı dar. Bak bunun yüzey alanı bu kadar. Bunun yüzey alanı bu kadar. Bunun yüzey alanı da 3 birim. Bak bu, bu kadar. 3 tamam, metrekare. Şimdi bu, sanki böyle yerde duruyormuşçasına bunlar. Bunların basınçların hepsi birbirine eşitmiş. Ya nasıl olabilir bunların hepsinin basınçları birbirine eşit? Çünkü bunun yüzey alanı fazla o zaman basıncının daha az olması gerekiyordu fakat bunun ağırlığı da daha fazlaymış demek ki. Şimdi bunların mesela bunun ağırlığı birse bunun ağırlığı bir bunun ağırlığı bir olsaydı bunun basıncı en az olurdu. Ama bunun ağırlığı birse e, on veya bunun ağırlığı yirmi bunun ağırlığı otuz olursa ağırlığı da fazla basıncı yüzey alanı da fazla o yüzden dengeleniyor. Yani o zaman diyeceğiz ki x, y, z cisminin ağırlıklarının sıralaması x büyüktür, y büyüktür, z'dir. Çünkü basınçları aynı olmuş. Onda şöyle örnek verebilirsin. Üç tane kutu, iki tane 2 tane kutu, bir tane kutu. Aslında basınçların hepsi aynıdır. Çünkü yüzey alanları daha e, şey, üç birim, iki birim, bir birim. Ağırlıkları da üç, iki ve bir şeklinde. Y cisminin üzerine Z cismi konulursa, Y cismin üzerine Z cismi konulursa basınç Allah Allah, tabii ki artar. Ben bunu alıp bunun içine koyarsam yüzey alanı aynı kalır ve basıncı artar ağırlığı arttığından dolayı. Artar diyoruz. X cisminin yüzey alanı değiştirilmeden ağırlığı azaltılırsa yüzey alanı değiştirilmeden ağırlığı azaltılırsa basıncı azalır tabii ki. Yüzey alanı aynı kalıyor ağırlık azalıyor. O zaman basıncı azalır. Z cisminin üzerine cisminin diyelim üzerine Y cismi konulursa bunu bunun üzerine koyuyoruz. Basınç tabii ki artar. Ağırlığı arttığından dolayı artar diyoruz ve bu şekilde e, bütün soruları cevaplamış olduk. Deney üzerindeki kaplara özdeş ve eşit miktarda su konulup e, ucuna balon bağlı huni şekli, e, şekil bir de 20 santimetre şekil 2'deki 10 santimetre derinliğe bastırılıp U borusundaki suyun yükselme miktarına ba bakılmıştır demiş bize. Sonrasında buna göre aşağıdaki ifadeler hangisi doğru demiş? Yuh soruya bak gerçekten zor bir örnek, zor bir soru. Bu arada bu çıkmış bir LGS sorusunun çok benzeri. Şimdi burada suyun yoğunluğunu vermiş. Alkolün yoğunluğu daha azmış suya göre. 1 bu 0.78. Zeytinyağı da 0.90 arada bir yerde. Şimdi e, hemen burada e, ne söyleyelim? demiş ki bize şekil bir de şekil bir de hepsinde su varmış. Bunu 20 santimetre daldırıyormuşsun. Bak bir kere burada esnek balon varsa bunun basıncının etkisi ta burada ki havaya geliyor ve bak burada bir şey var ee, esnek balon var. Bu suyu böyle bunun içine daldırdığın zaman bu, bu sistemi bunun içine daldırdığın zaman aşağıda derinlerde basınç daha fazla olduğundan basınç artıyor. Buradaki basınç arttığından dolayı bu dolayısıyla buraya kadar iletiliyor ve buradan da bastırıyor. Aynı şekilde 10 santimetreye daldığınız zaman yine basınç artıyor ve buradan da iletiliyor ve buradan da bu U borusunda bu suyun bu şekilde yükselmesini sağlıyor. Sağ tarafta yükselmesini sağlıyor. Yani normalde U borusu çizdiğim zaman su U borusunda eşit dengede durur. Yani şöyle durması gerekiyor. Şöyle durması gerekiyorken niye sağ tarafta daha yüksek çıkmış? O zaman buradan demek ki daha fazla bastırıyorlarmış. Yani buradan bir şey bastırıyor. Ne bastırıyor? Buradaki sistemi daldırdığımız için suyun içinde bastırıyor. Dolayısıyla buradan bastırınca buradan fırlıyor. Buradan bastırıyor buradan fırlıyor. Ben buradan suya bastırsam buradan fırlar. Aynı onun gibi düşünün. Bakalım. U borusundaki sıvıların cinsi ...H1 ve H veya H2 yüksekliğini etkilemez. Şimdi U borusunda bu sıvılıyı fırlatan şey buradan yapılan basınç. Bunların farklı olmasını sağlayan şey ise... ...burada 20 santimetre daldırıyormuşum, burada 10 santimetre daldırıyormuşum. H1 ve H2 o yüzden farklı. Diyor ki bize U borusundaki sıvıların cinsi... ...buraya mesela e, su koysaydım, buraya da yağ koysaydım. Yüksekliği etkiler çünkü... ...buradan fışkırtan, bastırdığım zaman... ...bu yukarı çıkan şey su veya yağ olduğu zaman farklı miktarlarda yukarı çıkar. Bu yanlış bir şey. Estek balonun kabın tabanına doğru batırılması sonucu... ...sıvının estek balona uyguladığı basınç artar. Evet, aşağı doğru indikçe, derinlere doğru gittikçe... ...basınç ne yapardı? Artardı. Dolayısıyla estek balona uyguladığı basınç artar. Bu doğru söyleyebiliriz. Zaten bu çıkmış LGS sorunun çok benzeri. Hani... Böyle soru gelmez. Hayır gelebilir. Çünkü çıkmışta herkesi soru. C seçeneğine bakalım. Kaplardan birinde su diğerinde alkol bulunması durumunda huniler 10 santimetre derinliğine batılırsa U borusundaki yükselme miktarları eşit olur. Hayır eşit olmaz. Çünkü burada su burada alkol varsa e, kaplardaki e, su basıncı, sıvı basıncı derinliğe Bak ikisi de derinlik 10 santim. Ama bir de sıvanın cinsine bağlı olduğu için su alkolün e, farklı basınca oluşturacağı söylenebilir. Dolayısıyla farklı yükseklikler olabilir diyoruz. Bu yanlış olmuş. Şekil 1'de su yerine zeytinyağı, şekil 2'de su yerine alkol kullanılırsa U borusundaki yükselme miktarı işte oluyor. Hayır. Sıvının yoğunluğuna bağlıdır basınç. Aman dikkat edin. Dolayısıyla cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bu soru LGS'de çıktı. ev ee, dolayısıyla bu tarz soruları da bilmemiz gerekiyor. Açık hava basıncı atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç içinde bulunan bütün cisimlere her yönde etkiler. Aynı bizim şu anda bu odanın içerisinde açık hava basıncına maruz kalmamız gibi. Açık hava basıncının etkilerini öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmenin verdiği örnekler şöyledir. 1. Meyve suyunu pipette içmek. 2. Yağ tenekelerini boşaltmak için tenekelerin iki farklı yerden delinmesi. 3. Damlalık ve enjektörlere sıvı çekilmesi. Tamam buna göre öğretmenin verdiği örneklerle ilgili. Aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Şimdi A seçeneğine bakalım. Birinci örnekte sıvı basıncının gaz basıncından büyük olmasından dolayı meyve suyu pipette çekilir. Evet meyve suyunu pipette çekmemizin asıl sebeplerinden bir tanesi gazlardan kaynaklanan atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanan bir basınç var. Ben o e, kutunun içerisindeki aslında havayı çektiğim zaman, havayı çektiğim zaman bir anda sıvı basıncı, sıvı basıncı gaz basıncını yenebiliyor. Çünkü normalde o hava olduğu için sıvı basıncı dışarıya çıkartamıyordu suyu veya meyve suyunu. Ama sen o gazı aldığın havanın içerisinden hemen tak diye dışarıya çıkabilecek hale geliyor ve dışarıya fışkırıyor diyoruz. Dolayısıyla büyük olmasından dolayı meyve suyu peteşi gelir. Bu doğru. Bakalım diğerine. İkinci örnekte iki taraftan delik açılması durumunda bir delikten içeri hava girer ve diğer delikten yağ iterek dışarı çıkar. Evet yağ tenekeni boşaltmak için tenekenin iki farklı yerden delinmesi bir tepeden delerler ki oradan hava girsin diye özellikle yeni böyle hani kahveler mahveler veriyorlar falan işte böyle kahvecilerde falan filan orada ne yapıyorlar? Sıcak ya bir de hani daha rahat şey yapsın diye. Böyle üstüne delikler olur onların. Ee, ...ve o delikler aslında hava girişini sağlar ki... ...rahat bir şekilde e, diğer taraftan dışarıya çıkış, çıksın diye... ...o hava girişinin sağladığı basınç sayesinde. Bu da doğru bir örnek. Üçüncü örnekte damlalık ve enjektöre sıvı... ...açık hava basıncının etkisiyle dolar demiş. Damlalık ve enjektöre sıvı çekilebilmesi için... ...aslında açık havanın yardımını kullanıyorsun. Sen mesela... ...bir enjektörde... ...enjektörde şöyle bir enjektör var diyelim... Ee, ...bu enjektörde... ...sen buradan bu enjektörün tıpasını... ...bu tarafa doğru çektiğin zaman aslında... ...bu tarafa doğru çektiğimiz zaman... ...ne oluyor? Burada... ...havayı boşaltıyoruz. Havayı boşalttığımız zaman buradan iten açık hava basıncı... ...tak diye bu sıvının içeriye dolmasını sağlıyor. Ve bu da doğru bir örnek. Üç örnekte akışkan maddeler... Basıncın çok olduğu yere akar özelliğe gerçekleşmektedir. Evet, üç örnek de diye ayrı yazılan bunda. Üç örnek de akışkan maddeler basıncın çok olduğu yere akar özelliğe. Hayır, yanlış. Çok olduğu değil, az olduğu yere doğru akarlar. Ne demiştik? Hep yüksek bir basınçtan alçak bir basınca doğru gitme hareketi vardır maddelerde. Dolayısıyla aynı rüzgarın oluşumu gibi. Dolayısıyla bu hatalı olmuş diyoruz. Yanlışı sormuştu. Cevabımız D seçeneği. Bir bölümü verilen periyodik tabloda yerleri gösterilen elementlerle ilgili Aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. 1A grubu, 8A grubu, 3A grubu, 6A grubu tamam burada sol sağ evet. E, demiş ki bize A seçeneğinde Y elementinden Z elementine doğru gidildikçe. Y'den Z'ye doğru yani soldan sağa doğru gidildikçe A metalik özellik artar. Şimdi Y elementinden Z elementine doğru gidildikçe yani soldan sağa doğru gidildikçe evet. A metallik özellik artar çünkü solda metaller, sağda da ametaller vardı. Orta bu arada da e, yarı metaller vardı. Ama solda genellikle e, metaller vardı, unutmayalım. Sağda da genellikle ametaller vardı. Dolayısıyla bu doğru bir örnek. T elementi metallerden daha az iletken, ametallerden ise daha iletkendir demiş. T elementi bir kere yarı metaldir. Hatta bunun ne olduğunu söyleyeyim. ...bordur. B ile gösterilir... ...ve bor elementi. Ülkemizde en fazla olan elementlerden bir tanesi. Dünyadaki bütün rezervin... ...en fazlası Türkiye'de. Dolayısıyla... ...bu bor elementi demiş ki bize... ...metallerden daha iletken... ...çünkü yarı metal. A metallerden ise daha iyi iletkendir. Evet, yarı metal olduğu için arada gibi bir özellik... ...gösterecek. Geri iletkendi diyoruz hatta. X ve Z element... ...bu doğru demiştik. X ve Z elementleri... ...gaz halinde bulunur... X ve Z bu bir kere zaten soy gaz adı üstünde. Bu da oksijen. Hani bilmene gerek yok ama ametal olduğu için 6A grubunda olduğu için ametallerin en başında olduğu için o zaman bu da gaz halinde olur doğru. 1A grubunda bulunan Y ve P elementlerinin ısı ve elektrik etkenliği yüksektir. Bu patlar. Neden? İşte her zaman sınavlara sorulan bu hidrojendir. Bu hidrojen nedir? büyük bir ametal. Yani önemli bir ametaldir. Normalde burada hep solda metaller varken bu işte istisnadır. İstisna. Bu çıkıntı. Bunu çok iyi bileceğiz. Hep bununla kandırmaya, hep bununla soru hazırlamaya çalışırlar. Dolayısıyla bu bir ay bileceğiz. Buradaki ametaldir. Metal değil. Dolayısıyla ısı ve elektrik etkenliği yüksek saçma sapan bir şey. P'nin yüksektir doğru ama Y'nin değildir diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Kapalı kapta katı kükürt ile gaz halindeki oksijen arasında gerçekleşen tepkime sonucu kükürt dioksit gazının oluşumu gösterilmiştir demiş bize. Kükürt artı oksijen kükürt dioksit tamam. Bunun S bunun da O2 bu da SO2 tamam. Kapalı kapta gerçekleşen bu tepkime de neler korunmuştur demiş bize. Neler korunmuştur. Şimdi bunlar bu taraf girenler, tepkimeye girenler. Burası da ürünler, tepkimeden çıkanlar diyebiliriz. Şimdi sol tarafta ve sağ tarafta aynı olan şeyleri bulacağız. Bir kere atom cinsi aynı. Atomların atom cinsi aynı. Korunmuş. Atom cinsi korunmuş. Burada ma bir tane ma burada mavi var ve kırmızılar var. Burada mavi kırmızılar var. Dolayısıyla bunlarda bir Hatta bunu kırmızı yapmayalım, kafa karışmasın. Bu da ok, reaksiyon oku diyoruz buna. O zaman kırmızı, kırmızı, mavi, mavi. Tamam, atom cinsi korunmuş. Atom sayısı da koyun, korunmuş. Yani bir kimyasal tepkime zaten atom sayısı ve cinsi korunur. Atom sayısına bakalım. Girenlerde kaç tane atom var evladım? Benim? Üç tane atom var hocam. Harikasın, üç tane atom var. Ürünlerde de üç tane atom var. Dolayısıyla atom sayısı da korunmuş. Bir de kütle korunumu yasası. Hatırlar mısın? Kütle ee, hatta şöyle yapalım. Toplam kütle diyelim. Toplam kütle de korunmuştur. Ne korunmuş diye sormuştu. Toplam kütle burada kaç? 64 gram hocam. Harikasın. Burada zaten 64. Dolayısıyla bu üç tane özellik korunmuştur diyoruz. Ama şunu unutma. Ne değişmiştir dersek yepyeni bir madde oluşmuş. Yani bu maddenin özellikleri bu maddelerden farklıdır diye söyleyebilirsin. Kimyasal tepkimelerde kimyasal değişimler aynı zamanda. İçlerinde KLM maddenin sulu çözeltilerinin bulunduğu sıvılarla özdeş devre elemanları kullanılarak şekillerdeki düzenekler kurulmuş demiş. Burada görüyoruz pilleri bağlamışlar işte kablolar falan. K, L ve M buradaymış tamam. Ampullerimizden demiş ki K ve L kaplarına bağlı devredeki ampuller ışık verirken bunlar veriyor ışık. M'deki ampul ışık vermemiştir. Bu sönük tamam. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Bakalım. K maddesi H artı iyonu içerebilir. Şimdi e, bir kere elektrik akımını iletiyor ki bu o yüzden ampul yanıyor. Bu da elektrik akımı iletiyor. Bu elektrik akımı iletmeyen bir madde. Peki neler olabilir elektrik akımı iletenler? Yani bu ikisi neler olabilir dersek bir kere asit çözeltilerinin hepsi iletirdi. Aynı zamanda bas çözeltilerinin hepsi iletirdi. Bas çözeltilerinin hepsi iletirdi. Aynı zamanda tuzlu e, tuz, tuzlu su mesela elektrik akımını iletirdi. O zaman asit, baz, tuz olan her şey elektrik akımı iletir. Ama ne iletmez dersek, mesela saf su iletmez veya şekerli su iletmez. Bunlar elektrik akımını iletmez. Bunları bilelim mutlaka. Ee, peki, geldik o zaman. K maddesi H artı iyonu içebilir. Elektrik akımı iletmiş mi? Evet, iletmiş. O zaman K maddesi asit olabilir mi? Evet, asit çözeltisi olabilir. O zaman bu doğrudur içerebilir demiş yani. Bu olabilir. Bir olabilitesi var bunun. Evet bakalım ben ikinci öncülümüze. L maddesinin sulu çözeltisi ele kayganlık hissi verebilir demiş. Ele kayganlık hissi veren hangisiydi? Sabun gibi düşünelim. O da baz çözeltisiydi. Aslında L maddesi de baz özelliği gösteriyor olabilir ve bazlar da elektrik akımı iletirdi. Bu da doğrudur o zaman. M maddesi saf su olabilir. İçine bir miktar tuz ilave edilirse ampul ışık verebilir. Bak saf suysa elektrik kabul etmez. Bu doğru. Ve içine bir miktar tuz ilave edersek ampul ışık verebilir. Bu da doğru oluyor o yüzden. Yani doğru olanları söylüyordu. Bu da olabilecek bir seçenek diyoruz. Cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Evet bugünkü dersimizde süper bir şekilde yazılımızın provasını hazırlamış olduk, yapmış olduk. Ve siz de video yararlı oldu mu, bize öneri tavsiyen var mı? lütfen e, yorumlara yaz. Ödüllü sorunun cevabını da mutlaka yaz. Şimdi göstereceğim ödüllü soruyu. Videoya like atmayı da unutma. Hadi bakalım şimdiden yazılılarınızda başarılar.